Merhaba arkadaşlar, bugün size Windows 8'i tanıtacağım kısaca. Görünümde simgelerimizin boyutlarını ayarlıyoruz. Görünüm deyip büyük simgeler görüyorsunuz, tercih edilmez bence. Ben küçüğü tercih ediyorum ama orta boyutlular da dikkate alınabilir durumda. Evet. Şimdi diğer şeylere de bakacağız. Daha yeni başlıyoruz. Not defteridir falandır var işte. Bu not defterinde face'im var, açmıyorum. Ama açıp bir tane yeni oradan bakabiliriz. Birlikte aç var işte, WordPad mı, not defterimi gönder, yeniden adlandır, kısa yol oluştur falan özellikleri var. Genel bunları ellemiyoruz. Evet. Şimdi bir dakika, ben görünümde küçük simgeleri tercih ettiğim için böyle dursun. Şarkılarımızı şöyle açacağız. Şu yanlış basmışım. Şunu sileyim de. Evet işte. Şimdi ben, tabii benim masaüstü bu kadar şey değil. Az değil. Şu klasörü açtım. Çok görünmesin diye. Evet. Temweaver, TS, Paint, Camtasia falan. Wolf'tim indirmek için falan bir şeyler yaptım işte. Şimdi grafik seçeneklerine bakıyoruz. Kısa yol tuşları var. Görev çubuğu, uyarı balonu, döndürme. Bak. Döndürme işte, şimdi yandık. Anam. Bu ne lan böyle? Lan bu ne böyle lan? Lan! Yapamıyorum. Ah, sıçtık. Oh! Yaptım. Döndürme varmış işte. Profiller var. Ortam profilleri falan. Ekran çözünürlüğü varmış. Önerilen düşük yapıyoruz, yüksek yapıyoruz falan. Şimdi bunları geçin. Windows 8'in farklarından biri demeden önce masaüstü arka planımızı böyle yapabiliyoruz. Tamam, bu kalsın bende. Mesela burada resim kitaplığımızdan bir resmi seçip doldur var, ortala var, döşe var, böyle her yerde oluşuyor, genişlet, sığdır ve benzeri şeylerimiz oluyor. Tam böyle kalabilir şimdi bende. Evet, bu var falan. İstediğimiz resmi yapabiliyoruz. Arka plan rengimizi değiştirebiliyoruz. Mesela ne diyelim, beyaz. Evet, gördünüz, beyaz oldu. Düz renkler yapabiliyoruz arka planı. Resimlerim dedik işte. İsrail İbnesi var, terörist diye yaptım. Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi şeyler var. Ben nasıl anlatayım? Desktop, oyunlar, kameradır, odur, budur var. Burada da istediğiniz indirdiğiniz programların birkaçı gelir yani. Bir dakika. Bandicam indirmişim, Paint indirmişim, Camtasia indirmişim, Skype falan filan işte, görüyorsunuz. WinRAR'da indirdiğiniz şeylerin RAR'ı gelir yani. Burada da görüyorsunuz siz. Ben bunları indirmişim şu anda. Silebiliriz de dosyaları sil diyerek.
Mesela şunu sil dedik. Bunu da silebiliyoruz. Bu arada face'im niye yaptım? İki face var. Unutmayayım diye yaptım. Şarkılar da kolay açılıyor. Böyle açıp bir tarafa alıyorsunuz. Kapata tıklıyorsunuz. Bende video açık diye kasıyor. Evet, görüyorsunuz işte. Kasmadan ileri de alabiliyoruz. Öyle denetim masasına bir bakalım. Evet. Denetim masasında DNS'yi falan yapıyoruz. Görünüm ve kişiselleştirme var. Böyle şeyler var işte. Arka planı değişme, gösterdiğim gibi. Kendine ait oyun yükleyebiliyor sanırım. Bir bakacağız. Bu arada kaç dakika yapmışız? 6 dakika olmuş. Birazdan keserim videoyu burada. Evet. Şimdi buradan oyun mu yükleyebiliyoruz? Tamam. Yükleyemiyoruz sanırım. Yüklenmiyor. Çal diyorsun. Ya satın alacağız galiba. Paraylıdır bu falan. Boş verin. Hiç şey yapma. Geç lan şuraya. Ha işte beyler, sıralama ölçütü at. Atla var böyle. Kalsın, tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomda sizlerle beraberim. Görüşmek üzere yani. Bir saniye şunu yapayım da. Nerede ya? Tamam. Görüşmek üzere beyler.